sevgili anneler. Yanımda Gözde Biber, hamile pilatesi ve hamile yogası eğitmeni var. Merhabalar Gözde. Merhaba Necden, merhaba anneler. Ve yanımda İclal var. İclal de bir anne adayı, 28 haftalık. Merhaba İclal. Selam İclal. Sevgili anneler, hamilelikte en çok karşılaşılan sorunlardan bir tanesi bacak krampları. İclal, sende de oluyor mu? Kesinlikle başladı. Bacak krampları için bugün Gözde bize rahatlatıcı birkaç tane hareket gösterecek. Evet Gözde. Bacak kramplarının Necla en temelinde toplar damarla ilgili üzerine binen yükün onu tam çalıştırmıyor olması temeli var. Bu da dolaşımı hızlandırmakla çözümlenecek bir şey. Evet, kalsiyum, çinko ve tüm vitaminler de bebeğin emilimiyle alakalı azalma da var. Onun da vitaminlerini mutlaka alıyor olmalılar. Onun yanı sıra da dolaşım sistemini gerçekten hızlandırmanın belli yolları var. Kalın bir kitap alıyoruz. Bu bebek bakımlarına, sorunlarına mucize çözümler kitabı benim elime denk geldi. Tamamen tesadüf en kalın olan en kalın bu. Kitaplardan çünkü anneler için gerçekten en etkili olan kitap. Seni buraya yerleştirdim. Üzerine parmak uçlarını yerleştir İclal'cığım. Topuklarını düşürdüğün yerden tekrar kendini topuklu ayakkabı giymiş gibi özlediğin yere, topuklu ayakkabıya yükselt ve tekrar topukları düşürüp nefesini verirken yükseldiğin bir yer olsun burası. İclal, hissediyor musun bacağın arkasındaki? Müthiş geriliyor. Açılıyor. Ve, oradaki kan sisteminin tekrar yukarıya çıkması için en etkili yer burası. 15 tekrar gibi bir sayıda bunu uygulayabilirsiniz rahatlıkla. Ellerini yerleştir sandalyenin üzerine. Tam buralara getir kollarını. Dirseklerini yerleştir. Sırtının açıklığını, göğsünün duruşunu koruyarak dizlerini hafifçe önce geriye doğru yürüt. Kalça hizasından başlasın dizlerin. Ve dizini tekrar diğer dizinin yanına doğru gönder. Burası kalçanın dönmek istediği bir yer. Kalçanı sabitleyerek yani fazla kalçayı çevirmeden yapmaları gerekiyor, öyle mi? Kesinlikle. Sanki gökyüzünü itiyormuşsun ayak topuğunla gibi bir hissiyat burada. Burada daha az sayılar, 8-12 gibi sayılar çok uygun olacaktır Necla'cığım. Ve diğer bacağa geçelim Necla'cığım. Sırtının açıklığını her harekette korumaya, muhafaza etmeye çalışarak bacaklarını yukarıya doğru itiyorsun. Evet sevgili anneler, sandalyeyle evde kendiniz çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Eşofman, tayt bir şey giymenize gerek yok. Pijamayla bile yapabilirler çok rahat, değil mi Gözde? Çok rahat. Yani bir sandalye, mata bile gerek yok evde kullanılacak bir mat bile yoksa. En çok spor yapan anneler bunu rahatlıkla uygulayabilirler. Evet sevgili anneler, eğer sizde de bacak krampı varsa, anne adayları özellikle öyle söyleyeyim, ben çok yaşadım. Bu hareketleri evde muhakkak deneyin derim. Çok rahatlatıyorlar İclal'in söylediğine göre. Görüşmek üzere, hoşça kalın.